Orta vadeli program konusu. Öncesinde çok ciddi hazırlıklar yapıldığını biliyoruz. Merakla beklendi. Hepimiz böyle acaba ne konuşulacak, ne kadar sürecek, dezenflasyon sürecine nasıl gireceğiz? Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, siz bu koordinasyon özellikle çok dikkat çekti. Birlikte hareket ediyor olması tüm bu kurumların. Şimdi yurt içi ve yurt dışından açıklamalardan sonra gelen tepkiler neydi? Öncesi ve sonrası, şimdi ne durumdayız? Orta vadeli programı açıkladıktan sonra siz ne tür tepkiler aldınız? O tepkilerin ekonomiye katkısı ne oldu diye sorarak başlayayım efendim. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Orta vadeli program yeni dönemde en fazla yoğunlaştığımız, mesai harcadığımız dokümanımız oldu. Program hazırlıklarında bir taraftan kamu sektörünün kendi içindeki teknik çalışmaları sürdürürken bir taraftan da istişarelerle, bütün ilgili taraflarla görüşerek bir doküman hazırladık, bir program hazırladık. Dünyanın en iyi programlarını da hazırlasanız, bir sahiplenme yoksa hem toplumsal kesimler itibarıyla hem de siyaset tarafında bir sahiplenme olmadığı sürece programlar bir anlam ifade etmez. Çünkü programlar uygulanmak üzere yapılan dokümanlardır, belgelerdir, politika dokümanlarıdır. Dolayısıyla bu süreçte bir taraftan hükümetin içinde, kabine içinde tartışmalar ve tercihler, en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, onu özellikle ifade etmek isterim. İlk defa orta vadeli programı Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat geldi ve açıkladı, toplumla paylaştı, desteğini ifade etti. Bu son derece kıymetliydi. Orta vadeli programın arkasındaki güçlü siyasi irade bir defa altı çizilmesi gereken bir nokta. İkincisi, az önce söylediğim gibi katılımcı bir yöntemle hazırladık. Bizzat ben iş dünyasıyla, işçi kesimleriyle, gerek kamu sendikaları, gerek işçi sendikalarıyla, memur sendikaları, işçi sendikaları, tarım kesimiyle, finans kesimiyle, çok farklı kesimlerle toplantılar gerçekleştirdim. Aynı şeyi bakanlarımız yaptılar kendi alanlarında. Dolayısıyla toplumun hemen hemen bütün kesimleriyle istişare edilerek hazırlanmış bir doküman oldu. Ben geçmişte devlet planlamada uzun yıllar çalıştım. O tecrübemle de şunu söyleyebilirim. Bir dokümanın hazırlanma süreci en az nihai çıktı kadar önemlidir. Hatta belki daha önemlidir. Çünkü o süreçte zaten birçok tartışmayı yapıyorsunuz, birçok tercih şekilleniyor. Dolayısıyla bu süreç olabildiğince katılımcı bir şekilde yürütüldü. Bu da bence önemliydi. Üçüncü vurgulamak istediğim, ekip ruhu içinde yapılması bu çalışmaların. Siz de az önce altını çizdiniz. Bir taraftan hükümet, işte Hazine Maliye Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığımız. Diğer taraftan Merkez Bankamız para politikaları itibariyle bu sürecin içinde oldu. Bütün ilgili bakanlıklarımız, Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi özellikle bakanlıklarımız, bütün bu arkadaşlarımızla birlikte bir ekip çalışması sergilemiş olduk. Ve koordineli bir çalışma gerçekleştirdik. EKK'da, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda bu konuları enine boyuna tartışarak, olgunlaştırarak bir noktaya getirdik. Bütün bu yönleriyle farklı bir program oldu diye düşünüyorum doğrusu. Yansımalarına da baktığımızda, bir defa iyi hazırlanmış, olabildiğince iç tutarlılığı olan, gerçekçi bir program olarak değerlendirildiğini ifade edebilirim. Bu süreçte uluslararası bazı çevrelerin, Dünya Bankası başta olmak üzere programa açıkladıkları destek de önemli bu yönüyle. 17 milyar dolar olan 3 yıllık taahhüdünü Dünya Bankası 35 milyar dolara çıkardı. Bir taraftan da Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başlıyor. İşte 51 milyar dolar bir paket imzalanmıştı. Orta vadeli programdan sonra buradaki kaynak akışının hızlanacağını ifade edebilirim. Özellikle bir takvim var mı efendim? Onunla ilgili bir takvim var mı? Ne zaman şöyle öngörüyorsunuz bu kaynağı? 8,5 milyar doları bu 51 milyar doların deprem harcamalarıyla ilgili ayrılmış bir kaynaktı. 3 milyar doları da Exim Bank için özellikle ihracat finansmanı için taahhüt edilmişti. Özellikle bu iki kalemin hızlanacağını rahatlıkla ifade edebilirim.
bir iki aylık bir mesafe veya en geç yıl sonuna kadar bu kaynaklar ülkemiz tarafından kullanılmaya başlanacak. Hazine Maliye Bakanlığımız müzakereleri sürdürüyor. Teknik bazı detaylar konuşuluyor. Onlar da netleştirildiğinde bu kaynak akışı sağlanmış olacak. Orta vadeli programda çok önemli amaçlar koyduk ortaya. Ben bunu dört başlık altında topluyorum. Birincisi, Türkiye büyük bir afet yaşadı. Tarihinin en büyük afeti, dünya tarihinin aslında en büyük afetlerinden bir tanesini yaşadı. Şubat depremlerinden bahsediyorum. Birinci önceliğimiz bu dönemde, bu üç yıllık dönemde depremin yaralarını sarmak. Acil müdahaleler bitti çok şükür ama asıl iş şimdi başlıyor. Kalıcı konutları inşa edeceğiz, altyapıları onaracağız, ekonomik sosyal hayatı canlandıracağız. Dolayısıyla bütün bu başlıklar altında afetin yaralarını sarma, bir taraftan da afet riski olan alanlarda risk azaltıcı yatırımları hızlandırma. Bu iki boyut son derece önemli. Birinci amacı bu OVP'nin, depremin yaralarını sarma, Türkiye'yi gelecekteki afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirme. İkinci başlığımız toplumumuzun da en temel gündemlerinden olan enflasyon. Yine bu orta vadeli programda para politikası itibarıyla Merkez Bankamızla yakın bir işbirliği içinde orta vadeli olarak enflasyonu kademeli bir şekilde tek haneye düşürecek bir perspektifi koyduk. İşte bu yıl 65 tahmin ettik yıl sonunu. 2006 itibariyle %8,5'lara düşen kademeli bir şekilde 2026'da. 2026'da %8,5'a tek haneli enflasyonlara geri dönen bir Türkiye var bu orta vadeli programda. Bu son derece kıymetli, önemli. Üçüncü başlığımız, bunları yaparken, yani afetin yaralarını sararken ve enflasyonu tek haneli rakamlara düşürürken istihdamı, büyümeyi olabildiğince korumak, bununla birlikte gerçekleştirmek. Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği bu yatırım, istihdam, üretim, ihracat perspektifini hiçbir zaman kaybetmemek. Dünyada da aslında en fazla tartışılan bu Mehmet Akif Bey. Yani enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmemek, ikisini bir dengede sürdürebilmek. Bu perspektif de var planımızda. Bir miktar büyüme hızımızda belki düşüş var ama yine dünyanın üzerinde bir büyüme perspektifimiz var. Orta vadede 3 yıllık ortalamada 4,5 gibi bir büyüme öngörüyoruz. Son 20 yıl ortalamamız 5,5 civarında. 3 yıl 3,5 gideceğiz ama dünyada da bu anlamda bir şey var. Bir daralma var. Dünyanın son 20 yıl ortalama büyümesi 3,6 ama önümüzdeki 3 yılda beklenen büyüme 3 civarında. Dolayısıyla dünyayla da bir paralellik arz ettiğini ifade edebilirim. İstihdamı yine sürdüreceğiz. 2,7 milyon ilave istihdam öngörüyoruz bu 3 yıllık süreçte. Yılda 900 bin civarında ilave, ortalama olarak söylüyorum, bir istihdam artışını da öngörüyoruz. Bu üçüncü başlığımız. Dördüncü başlığımız ise bütün bunları niçin yapıyoruz? İnsan için yapıyoruz, sosyal refah için yapıyoruz. Sürdürülebilir sosyal refahı oluşturma, sosyal adaleti güçlendirme, bu iyileşmenin, bu zorlukları aşarak Türkiye'de oluşturacağımız refahı toplumun bütün kesimlerine yaygınlaştırabilme. Bu açıdan işte vergi adaletinden tutun sağlık hizmetlerine, mesleki eğitimden daha iyi şehirleşmeye varıncaya kadar birçok alanda sosyal refah iyileştirici tedbirler de yine bu orta vadeli planın bir parçası. Bu dört amaca üç tane temel araçla ulaşmayı öngörüyoruz. Birincisi para politikası, güncellenmiş şekliyle para politikalarımız. İkincisi maliye politikalarımız, mali disipline önem vererek tasarrufları kamuda, özelde arttırarak bu süreci yönetme. Üçüncüsü ise yapısal reformlar. Yani bu üç temel araçla bu saydığım amaçlara ulaşmayı öngörüyoruz. Bu üç konuda da ana çerçeveyi orta vadeli programa koymuş durumdayız. Biraz daha detaylı halini bütçeyle birlikte şekillenecek yıllık programda göreceksiniz. Diğer taraftan yine 12. planımız Ekim'de meclise gidecek. Orada biraz daha uzun vadeli bir perspektif ama orta vadeli programla da örtüşen bir perspektif göreceksiniz. Dolayısıyla iyi bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz. Bundan sonrası artık uygulama. Yapacağımız şey uygulama. Bütçe kanalıyla,
yapısal reformlarla, kanuni düzenlemelerle, idari kararlarla bu çerçeveyi belli bir takvim içinde, elbette her şeyi bir anda yapamayız, bir takvim içinde, iyi bir sıralama içinde bunu gerçekleştirdik. O zaman uluslararası piyasalarda aslında rasyonelliği ve uygulanabilirliği konusunda güven duydukları için müspet yanıtları çok hızlı mı aldınız? Öyle düşünüyoruz doğrusu. Yani bu programa bir güven duyulduğunu, gerçekçi bir program olarak görüldüğünü ifade edebilirim. Tabii ki bütün programlarda eleştirecek yönler bulabilirsiniz. Özellikle muhalif bir siyasi yaklaşım varsa her zaman eksik ararsanız da bulursunuz mutlaka. Sonuçta bunlar kusursuz dokümanlar değil. Ama ana çerçeveye baktığınız zaman içeride dışarıda bir güven unsuru oluşturduğunu ifade edebilirim.